Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, uzun zamandır ara verdik bu Nord Zevt derslerine. Malumunuz 20. mektuba gelmiştik. 1. makamı okumuştuk. 2. makama gelmiştik. 2. makam çok ağır bir, yani marifetullah dersi, yani kelamın ve felsefenin en çok meşgul olduğu alanlardan biri. Vahdet-i ilahiye konusunda, Allah'ın birliği zatında ve sıfatında bildiği. İkinci makam o. İsm-i Azam noktasında tevhidin ispatına muhtasar bir işarettir. Kısa bir işarettir. İsm-i Azam. Birinci kelime La ilahe illallah'ta nasıl bir tevhid var? Tevhid-i üluhiyet var. Yani Allah'tan başka ilah yok manasına. Tek o. Bir de mabudiyet vardır. Allah'tan başka ibadete layık bir ilah yok manasına. Bu tek. Bunu ispat edecek. Şimdi şu mertebenin gayet kuvvetli bir bürhanına, deliline şöyle işaret ederiz ki, şu kainat yüzünde, hususan zeminin sayfasında, yani Bediüzzaman Hazretleri her zaman 3 sayfayı kullanıyor. Biri kainat sayfası, yeryüzü sayfası ve insanın sayfası. Gayet muntazam bir faaliyet görünüyor. İntizamlı olmayan neyi gösterebilirsiniz? Hel tera min futur. Bak bakalım bir kusur, bir patlak, bir çatlak var mı diyor Kur'an-ı Kerim. Ferci'il basara merrateyn. Gözünü iki defa çevir bak. En küçük bir faaliyette Cenab-ı Hakk'ın işlerinde bir kusur, patlak var mı? Ve gayet hikmetli bir hallakiyet müşahede ediyoruz. Bakın faaliyet ayrı, hallakiyet ayrı. Cenab-ı Hak kainatta her an yaratıyor, özellikle yeryüzünde. Ama hep hikmetli şeyler yaratıyor. Merak edenler, Nasreddin Hoca'nın değil mi? Yani hamam böceğine yaptığı itiraz gibi itiraz etsin. Ezerler, hamam böceğini ilaç diye yedirirler insana. Misal tabi, illa öyle bir şey olmuş diye bir kaide yok. Ve gayet intizamlı bir fettahiyet, bu da ayrı bir şey. Yaratmaktan farklı bir şey bu. Ayrı ayrı suret açılıyor. Mesela bir kırmızı gülün suretinin açılması. Anlaşıldı. Şimdi Mustafa'nın çok tatlı bir kızı var. Küçük henüz daha. Değil mi? Yani oğlu da öyle. Babasına benzer açılmış Cenab-ı Hak. Açmış onun yüzünü. Yani işte o fettahiyet var. Subhanallah. Ve bir diğer önemli nokta da aynı neviden olan şeylerin açılma kaideleri de birbirine benziyor. Ama hiçbiri birbirini tutmuyor. Dünyadaki her yerdeki kavak ağacının yaprağı aynı ölçü şeyler şekilde açılıyor. Ama hiçbiri birbirine benzemiyor. Fettahiyet derken geniş düşeniz düşünersiniz diye bunu söylüyorum. Şekil veriliyor, açılıyor. Başka ne var? Yani bak fettahiyeti açıklıyor. Fettah çok şeyleri açan demek kelime manası. Hallak çok şeyleri yaratan demek. Faalü lima yurid, irade ettiği her şeyi çok fiiller yapan demek. Her şeye layık bir şekil açmak. Ve suret vermek, aynel yakin, gözle görür gibi görüyoruz. Biliyorsun 3 tane ilim var. Birisi ilmel yakin. Anlaşıldı değil mi? İlmen bir 2 kere 2 4'tür. Veya en güzeli, yani tepenin arkasından duman çıkıyor. İlmen biliriz ki bir ateş vardır. Ama olmayabilir. Çünkü buhar da olabilir normal. Bir de tepeye gidiyoruz. Bakıyoruz ki hakikaten ateş yanıyor ve duman çıkıyor. Bu aynel yakin. Fakat gözümüz yanılabilir. Bir de gidip parmağımızı sokuyoruz. Hakka yakin o. Anlatabildim mi? Demek 3 tane ilmin, imanın da 3 mertebesi var. İlmel yakin. Ondan sonra aynel yakin ve hakka yakin. Aynel yakin görüyoruz. Yani bunları fettahiyeti de, hallakiyeti de, faaliyeti de. Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehhabiyet var. Birisi bir şeyler bağışlıyor. Mesela benim dahi diyor, değil mi? Gözümü açmış, kulağımı takmış. Bunu Cenab-ı Hak ihsan ediyor da. Nimetler ve ihsanat ve yaptığı ihsanlar görünüyor, görüyoruz. Hele hele bu baharda değil mi? Harika bir, değil mi? Kiraz, çok sevdiğim bir meyve. Karpuz,
Ama Ali Bey hiç ikram etmiyor bize. Ha, evet ya, unutma da gözünü seveyim. Allah'ın Vehhabiyetini niye bizden gizliyorsun yani? Dört tane şey. Faaliyet, değil mi? Hallakiyet, Vehhabiyet, bağışlamalar ve Fettahiyet. Öyleyse biz zarure şu hal ve şu keyfiyet. Faal, devamlı çok iş yapan. Hallak, çok şeyleri yaratan. Fettah, çok şeylerin şekil ve suretlerini veren. Ve Vehhab, bu kadar nihayetsiz şeyleri bağışlayan bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücudu. Varlığın zaruretini ve vahdetini ve bir olduğunu. Neden? İhsan ettiği şeyler hep birbirine benziyoruz. İspat eder. Belki ihsas eder, hissettirir. Evet. Şimdi ispat ediyor bu şimdi. Yani nasıl ispat eder? Evet. Mevcudatın mütemadiyen zevalleri. Şimdi yaratıyor, faaliyetler devam ediyor. Suretler bağı açıyor. Nimetler bağışlıyor. Ama bunlar devamlı zevale mahkum oluyor. Arkasından gelenlere yine. Ha. Mevcudatın devamlı zevalleri, tazelenmeleri gösteriyor ki o mevcudat bir Sani-i Kadir'in kutsi esmasının cilveleridir. Nasıl ki bir nehrin başında dur, akıyor nehir, yüksekten akıyorsa hele hele ve güneşli bir günse suyun her parlak damlacığında o güneşin yedi rengi, ısısı, hatta bir de şekli görünür. Yani zatı gibi bir şey bir nevi. Yansıması görünür. Aynen öyle de demek ki kainattaki hallakiyet, vehhabiyet, faaliyet ve bir de fettahiyet. Bu dört fiilde kudreti nihayetsiz olan kainatı yaratan ustanın kutsi isimlerinin cilveleri. Başka? Ve envar-ı esmaiyesinin gölgeleri. Yani onun kutsi isimlerinin nurlarının gölgeleri. Ve Düzzaman Seri diyor sadece insanda, insan denilen sanat eserinde 70 küsur esma-i ilahiye açıkça okunuyor. Evet. Ve efalinin eserleri, Cenab-ı Hakk'ın yaptığı fiillerin eserleri ve kalem-i kader ve kudreti. Kader ve kalem kudretini. Kader çiziyor, kudret o plan ve projeyi ne yapıyor? Yani yerine getiriyor. Nakışları ve sayfaları. Allah Allah. Demek ki kalem-i kudretin ve kudretin nakışları ve sayfaları. Burada bir örnek vereyim. Bediüzzaman Hazretleri 12. pencerede anlatıyor. Ben çok sevdiğim bir derstir o. Yani ben o ayetin manasını o dersle anladım. Sebbihisme rabbikel a'la. Tenzih et. O yüce Rabbinin ismini tenzih et. Kusur ve eksikliklerden, değil mi? Takdis et, tenzih et, tesbih et. Ellezî halaka fesevvâ. İşte hallakiyete misal. Öyle ki yaratıyor, yarattığı her şeyi tesfiye yapıyor. Biliyorsun sen evi yeni taşıdın. Ya teslim almak ayrı, boyasını yaptırmak ayrı, eşya taşımak ayrı, bir de onları yerleştirmek ayrı. Hep tesfiyeye giriyor. Bu çok önemli. Sonra وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Esas işte bu. Kader ve kudretin nakışları bu. Kaddere dediği plan ve projesini çiziyor her şeyi. Mesela bir ceviz ağacının küçücük çekirdeğinde veya incir ağacının iğne ucu kadar çekirdeğinde bütün o ağacın programı yazılı. Ama bir de فَهَدَى. O programa göre tam doğru bir uygulama yapıyoruz. O da kudret. Ve cemali kemalinin, yani kemal noktasında sanatının güzelliği var, aynalarıdır. Şu hakikat-ı uzmaya, bu büyük hakikata ve şu tevhidin mertebe-i ülyasına, yani Allah'ın hem üluhiyet hem de mabudiyette tek olduğunun yüksek mertebesine, şu kainatın sahibi bütün gönderdiği mukaddes kitaplar ve suhuflarıyla, mukaddes kitap dediği ne demek bakalım sen söyle. Cenab-ı Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler. Aferin. Hangisi mukaddes kitaplar? Dört tane bir kitap. Yaz işte, söyle işte. Zebur, İncil, Tevrat, Kur'an-ı Kerim. Peki Ali Bey suhuf ne? Sayfalar. Aferin. Bu kaç tane? 100 tane. Değil mi? Ha.
Hazreti İbrahim'e gelmiş, Hazreti Adem'e gelmiş, Şit Aleyhisselam'a gelmiş değil mi? Yanlış değil bu. Ve o tevhidi gösterdiği gibi bütün ehli hakikat ve kamilinine bir beşer. İnsanoğlunun bütün kemal mertebesine ulaşanlar. Başta peygamberler, evliyalar, sıddıklar, tahkikatlarıyla, yaptıkları araştırmalarla ve keşfiyatlarıyla. İmam-ı Rabbani gibi değil mi? İmam-ı Abdülkadir Geylani gibi. İmam-ı Şazeli gibi. Aynı mertebeyi tevhidi. Hem mabudiyette hem de üluhiyette tevhidin bu mertebesini gösteriyorlar. Ve kainat dahi aciz ve fakriyle beraber. Bir defa aciz. İnsan ki en kudretli olan sebebi zahiri ama en basit işini bile yapmaktan aciz. Öyle diyoruz da. İnsanın ihtiyarına verilen yeme içme gibi şeylerin bile ancak diyor onda yüzde biri diyor. Yemek ne demek? Ağza atıyorsun işte. Nereye gittiğini bile bilmiyorsun. Yani bu kadar basit. Mazhar olduğu daimi mucizat-ı sanat. Sanatın mucizeleri var. Ne demek bu? Yine bizim Yılmaz Usta'nın misali demek. Annem baban akşamleyin diyor 40. hocam. Kuru fasulye yiyor, sabahleyin sen doğruyorsun. Bundan daha mucize ne var? Ve havarik iktidar ve kudretinin harikaları. İşte karpuzudur, üzümüdür, insanıdır, her şey. Hazain servetin, servet hazinelerinin şehadetiyle aynı mertebi tevhide hem mabud diyette hem de üluhiyette tek olduğuna işaret eder. Demek şahidi ezeli. Demek ki Cenab-ı Hak kendi cemal ve kemaline birinci şahit o zaten. Her kemal ve cemal sahibi kendi kemal ve cemalini görmek ve göstermek isterdi. Kainattaki kemal ve cemalleri birinci derecede Cenab-ı Hak kendisi şahidi ezeli. Bütün kütüp yani 4 mukaddes kitap ve suhufuyla 100 sayfasıyla ve ehli şuhud dediği başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gitmiş cenneti görmüş, gezmiş, gelmiş haber veriyor bize. Tabii bu arada Abdülkadir Geylani gibi zatlar da dahil buna. Bütün tahkikat ve küşufiyle, keşifleriyle ve alem-i şehadet. Alem-i şehadet dediği gözle gördüğümüz her şey. Bütün muntazam ahval. Hiç intizamsız bir şey yok. Beşerin karıştığı şeyler hariç. Gidin Paris'in çevresindeki dağlardaki ormanlar düzenli. Ama modern Paris'in içi biliyorsunuz grevlerden dolayı pislik içinde. Yani insanın karıştığı şeyler hariç her şey intizamlı. Ve hakimane şuunatıyla çok hikmetli işler yapılıyor. Lüzumsuz bir şey yok. Hel tera min futur. Var mı bir çatlak patlak? Yok. O mertebe-i tevhidde hem mabudiyet hem de üluhiyet noktasında Allah'ın tek olduğunda bil icma ittifak ediyorlar. Bütün bunlar. Var mı itirazın Ali Bey? Aferin sana. İşte o vahid-i ehadi kabul etmeyen. Vahid-i ehad dediği, vahid dediği isimlerdeki vahdet, birlik. Yani o en önemlisi kainatta tezahür eden Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tamamının her yerde aynı olması. Bu sıfatın da aynı olduğunun delili. Zatında dediği de ehadiyet. O da çok önemli. Kabul etmeyen ve nihayetsiz ilahları kabul edecek veyahut ahmak sofestayı gibi, biliyorsunuz sofestayı diye bir grup var. Septikler bunlar, şüpheciler. Bunların da kendi aralarında grupları var. Birisi la edriye. Var mısın yok musun diye soruyorlar. Vallahi bilmiyorum diyor. Ve bir kısmı da inadiye. Anlatabildim mi? Onlar da vallahi yani yok, hiç kesinlikle yok bu dünya. Sen de mi yoksun? Ben de yokum diyor. Bir kısmı da indiyeciler. Onlar da bana göre ben varım ama Mustafa bilmiyorum var kabul edecek bir şeklinde. Yani sofistler. Bediüzzamanistleri diyor ki aslında diyor kainatı görüp Allah'ı inkar etmektense sofistler gibi diyor kainatı inkar edip Allah'ı kabul etmemek daha akla yakın diyor. Yani kainatı müşahede edip de inkar edenler daha ahmak yani bunlardan. Hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecek. İki şık var. Başka çaresi yok. Bu birinci kelime. Neymiş? Üluhiyet ve bir de mabudiyetteki tevhid. La ilahe illa
illallah. Değil mi? Şimdi vahdehu'ya geldik. Tam birliği ifade edecek. İkinci kelime vahdehu. O tektir, tek başınadır. İşte şu kelime sarih bir mertebe-i tevhidi, açık bir tevhidin, Allah'ın bir ve birliğinin, vahdetinin mertebesini gösterir. Şu mertebeyi dahi azami bir surette, ah, bu dershanedekiler de yaşlanmış biliyor musun? Eskiden çay getirirlerdi. Ah, demiş. Herkes demiş, bir şey de söylemeyeyim bari. Ya neyse, söylemeyeyim. Şu mertebeyi dahi azami bir surette ispat eden gayet kuvvetli bir bürhanına şöyle işaret ederiz ki, burada ben bir şeye dikkat edeceğim. Ayrıntıya girsem uzun gider. Onun için girmiyorum işin içine. Arkadaşlar, buyurun kardeşlerim buraya. Siz emir dinleyin. Gel kardeşim, ikiniz de gelin. Çok rahat hocam. Öyle. Peki. Burada bürhan diyor. Bürhan, birinci derecede kıyastaki, mantıktaki kıyastır. Anlatabildim mi? Kıyastır. Yani daha ziyade birinci kıyasın birinci şekli. Yani %100 kesinlik ifade eden bir bürhan şekli o. Delil. Delil ama bürhandan kasıt daha ziyade, yani tabii bu bürhanı farklı bölümlere ayıranlar var ama daha ziyade kıyasa bürhan diyorlar. Şimdi biz gözümüzü açtıkça bakalım vahdehu'daki tevhid mertebesini nasıl açıklıyor? Gözümüzü açtıkça Kur'an-ı Kerim'deki fandur ila eteri rahmetillah. اَفَلَا يَنْضُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلُكَ Hep bu göz açma için emirdir bunlar. Görmez misin develer nasıl yaratılmış? Halbuki Arap akşama kadar deveye bakıyor. Ama hiçbir şey görmüyorsa bakmıyor demektir bu. وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Yani dağlar nasıl dikilmiş muazzam direkler gibi. Ondan sonra وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Yani semaya bak nasıl yükseltilmiş. Böyle direksiz tutulmuş, tavan yapılmış, kubbe yapılmış. Ve ilel ardı keyfe sutihat. Bak bakalım yer küresine nasıl mükemmel bir şekilde tefriş edilmiş. Bütün bunlar gözümüzle baktıkça dediği o. Biz gözümüzü açtıkça, kainat yüzüne nazarımızı saldırdıkça, en evvel gözümüze ilişen am, çok genel her yerde ve mükemmel bir nizam. Beşerin eli karışmayan hiçbir şeyde, kainatta nizamsızlık yok. Bir tane misal vereyim. Arada sırada kanser oluyor. Hücrelerdeki nizamsızlıktır o. İbret için. Arada sırada beş parmak, altı parmak doğuyor. Hep ibret için. Şüdûz bunlar, şazlar, kaide dışı. Ve şamil, her şeyi kapsıyor. Anlatıldı değil mi? Hassas bir mizandır. Fevkalade bir ölçüyle hareket ediliyor. Bakın iki şey. Demek nizam ve mizan. Nizam dediği düzenlilik. Mizan dediği ölçü. Yani bu da çok önemli. Mesela diyelim ki yani bir şey düzgün olur da ölçülü olmaz. Yani şimdi yani düzenli olur. Üstadın çok güzel bir misali var muhakematta. Her derste veriyoruz. Senin diyor yarım metre altından bir burnun olsa beğenir misin? Anladın mı? Yani altın güzel, nizamı da iyi. İşte altından daha bundan iyisi var mı? Ama insan içine çıkamazsın yarım metre burnu. Anlatabildim mi? İsterse elmaslar olsun. Her şeye dakik bir nizam ile. Çok, yani nizam düzeni çok ince. Hassas bir mizan ve ölçü içindedir. Her şey. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَ Her şeyin plan programını yapmış, ona göre de kudretiyle tatbik etmiş plan ve programı. Daha bir parça, bu demek nizam ve nizam, mizan. Ulan aferin. Dinlemesin bekliyorum. Ha, öyle mi? Ha. Tabii benim gibi de böyle her şeyi isteyen adam zor bulursunuz bu adam. Böyle işte. Kusura bakmayın. Ben şeker hastasıyım. Onun için hakkınızı helal edeyim. Ha bu arada sevdiklere de söyleyeyim. Ha, dikkatsizlik ve hürmetsizlik etmesinler. Haftada bir de olsa derse gelmiyorlarsa
Ben de bundan sonra dersek istemez. Tamam. Bitti. Bildin mi? Şimdi sahipten geliyor. Bizim hocam. Bir iki kişi işte. Haydi bakalım. Gerçi benim için iki kişi de olsa önemli değil. Kendim oksan yine lezzetli. Ama fırsatları elden kaçırma. Bu dersleri kolay kolay değil mi? Bulmak biraz kolay değil. Kardeşlerim de seni ulaşıyor da onunla da bir şey. Sen de mazere üretip durma. Anlatabildim mi? Şimdi gitsem evlerini kontrol etsem ya birçoğu sofradadır ya da uyuyordur. Yani konuşma şimdi. Mazeret uydurma. Ben de mazeret uydurmaya başladığım zaman 50 tane mazeret uyduruyorum. Geldim. Dün gece kaçta geldim? Gece geldim. Değil mi? Gittim namaz kıldım ettim. Oldu saat yarım. Ama sabahleyin kaçta buradaydım? 5:30. İlim çünkü affetmez. 5:30'da gelmezsen Osmanlı kanunnameleri 11. yıl bitmez. Anladın? Öyle. Demek ki neyse meseleyi baştan alalım. Gözümüzü açıp kainata baktığımız zaman genel bir nizam ve her şeyi kapsayan bir ölçü görüyoruz. Nizam. Daha bir parça dikkati nazar ettikçe yeniden yediye bir tanzim. Bu da çok önemli. Sen kaç yaşındasın? He? 38. Ulan geçelim sen de yaşlanmışsın. Bak güzel kardeşim şu anda bu adam hem nizamlı hem nizamlı. Öyle mi öyle değil mi? Var mı böyle kepçe kulağı bile yok değil mi? Kepçe kulak deriz biz büyük kulaklılara. Kepçe bile değil yani. Düzgün, normal yani. Kepçe kulaklı değilsin. Şimdi her şeyi yerinde. Öyle mi öyle değil mi Ahmet Dündar? Heh. Ama tanzim devam ediyor. Yeniden nizam yapılıyor. Leterkebunne tabakan an tabak. Bir defa senede %99 vücudunun bütün taşları değiştiriliyor. Ne garip bir şey değil mi? Yani tanzim devam ediyor. Bu da tanzim. Düzenleme devam ediyor. Bizim Ahmet bir ev taşıdı, anamızı ağlattı. Kendisini de anası ağlattı. Şu eksik, bu eksik, şuna gideceğim, buna gideceğim. Ya bizim vücudumuzda her gün inşaat var. Ya tanzim dediği o. Ve tevziniyet, o da çok önemli. Yani iki gün öncekine göre farklı bir ölçü veriliyor. Bak ben yaşlanmaya başladım, boyum küçülüyor. İyice yaşlılara bakın, eskiden boylu adamlar daha beter küçülür. O tevziniyet içe yeniden bir ölçü veriliyor. Yani bu acayip bir şey. Yani bundan başka anlayamazsınız ya. Nizam ve mizan ayrı, tanzim ve tevzinin devam etmesi ayrı. Yeniden. Bu Arapça'da teksil ifade eden tef'il kalıbından geliyor bu. Yani yeniden ölçülendiriliyor. Yeniden düzenleniyor. Gözümüze çarpıyor. Yani bak. Birisi intizam ile o nizamı değiştiriyor. Hepiniz değişiyorsunuz. Ya maşallah. Yani bütün ilimleri de bu kadar güzel kullanmak Bediüzzaman'a has bir durum yani. Ve tartıyla o mizanı tazelendiriyor. Tartıyla. Fazla eksik yok. Fazla oldu mu kanser olur. Ölçülü. Anlatabildim mi? Her şey bir model olup pek kesretli. Bak. Mesela Mustafa Akdemir diye bir model var. Ama 38 yaş yaşamış, 38 tane elbise giymiş. Müthiş bir şey değil mi? Senin 2 yaşındaki modelliğini şaşırıyorum. Nasıldı acaba ya? Elbisen nasıldı acaba? Herhalde oğlun gibidir değil mi? Pek kesretli muntazam ve mevzun suretler giydiriliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe o tanzim ve tevzin altında, bu da çok önemli, bir hikmet ve adalet görünüyor. Yani yeniden düzen verilirken, yeniden ölçülü yapılırken hep hikmetli. Her harekette bir hikmet var ve maslahat gözetiliyor. Bir hak, bir fayda takip ediliyor. Hatta ziyade dikkat ettikçe bir mertebe daha gitti. Gayet hakimane bir faaliyet içinde, her şeyi hikmetle yapılan bir faaliyet içinde bir kudretin tezahüratı var. Kudret kendini nerede gösteriyor? Mesela diyelim işte köpek balığında gösteriyor. Aslında meyvelerde de gösteriyor, çiçeklerde de gösteriyor, karıncada da gösteriyor. Ve her şeyin her şeyini, her halini, o şen dediği işte
ben dedim ya, ne demiştik buna? Hal demiştik, hal, vasıta. İhate eden, kuşatan gayet muhim bir ilmin cilveleri nazar-ı şuurumuza çarpıyor. Yani ne demek bu biliyor musun? Kaç yaşındasın sen? 40 senelik Ahmet İlker'in bütün aylık görüntülerini çekin. İşte o görüntülerdeki şekiller hepsi ilmi ilahide mevcut. Demek bütün mevcudattaki şu nizam ve mizan, umuma an bir tanzim, her şeyi kapsayan yeniden düzenlemeler ve tevzin, yeniden ölçülendirmeler. Ve o tanzim ve tevzin, yeniden düzenleme ve ölçülendirmeler an bir hikmet. Her şeyi kapsayan bir maslahat ve hikmet ve adaleti. Adaleti ve o hikmet ve adalet bir kudret ve ilmi gözümüze gösteriyor. Demek bir kadir-i külli şey, her şeye kudreti yeten Allah ve bir alim-i külli şey, her şeye ilmi ihate eden Rabbimiz şu perdeler arkasında atlanıyor. Perdeler dediği sebeplerin perdeleri. Hem her şeyin evveline ve ahirine bakıyoruz. İşte düşün 38 sene önceki, kaçtı seninki? Ulan sen Mustafa kardeşten büyük müsün? Yani 40 sene önceki Ahmet İlker ve şimdiki Ahmet İlker. Hususan zihayat nevinde görüyoruz ki hayat sahibi olanlarda başlangıçları, asılları, kökleri, hem meyveleri ve neticeleri öyle bir tarzdadır ki güya tohumları, asılları birer tarife gidiyoruz. O tarifeye göre gidiyoruz. Subhanallah. Birer program şeklindedir. Biliyorsunuz bitkilerin, çekirdeklerin tamamı 4 maddeden oluşuyor. Tek değişik olan program. Aynı madde. Kirazınki de, incirinki de, üzümünki de. Hepsi aynı madde. Ama değişen software. Anlatabildim mi? Program. Bütün o mevcudatın cihazatını tazammül ediyor. Ve neticesinde ve meyvesinde yine bütün o zihayatın manası süzülüp onda tecemmü eder, toplanır. Bu ne demek? Nasıl ki bir ceviz ağacının ilk çekirdeğinde o ceviz ağacının bütün plan ve programı var. Aynı şekilde en son meyvesi olan binlerce cevizin içinde de o ceviz ağacı gibi binlerce sinin plan ve projesi var. Yine o bütün zihayatın manası süzülüp onda toplanır, tarihçi hayatını ona bırakır. Güya onun aslı olan çekirdeği vesatiri icadiyesinin, yani vücut verilişine dair prensiplerin bir mecmuasıdır, toplamıdır. Ve meyvesi ve semeresi ise evamiri icadiyenin, hangi vücut aleminde hangi emirler geçti, onların bir fiilistesi hükmünde görüyoruz. Sonra o zihayatın zahirine ve batınına bakıyoruz. Bu da çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de huve zahiru vel batın diye ayet-i kerime var. Bunun da manası önemli. Yani şimdi farz edelim ki herhangi birinizin başına baktığımızda gözü var, kulağı var, burnu var, ağzı var. Bu zahir. Ama içine baktığımızda içi de ayrı bir sanat. Beyin dışarıdan daha sanat. Zahirine ve batınına bak. Gayet derecede hikmetli bir kudretin tasarrufatı var. İçinde de dışında da. Ve nafiz. Nafiz demek geçerli. Ne demek? Bir misal vereyim. Mesela bir çocuk babasının dükkanında mal satıyor. Babası yokken. Anladın mı? Babasının izni olmadan o geçerli değil. Biz ona nafiz olmayan sözleşme diyoruz. Şimdi nafiz bir iradenin tasviratı ve tanzimatı görünüyor. Mesela bizim irademiz kendi vücudumuzda nafiz değil. Hükmü geçerli değil. Hükmü geçerli olsa ben pankreasımı tamir ederdim. Hükmü geçerli olan Allah, onun iradesi. Hükmü geçerli olsa benimkinin dişlerimi tamir ederdim. Yani bir kuvvet ve kudret icat eder. Bir emir ve irade suret ve şekil giydirir. İşte bütün mevcuda böyle evveline dikkat edilse bir ilmin tarifnamesidir. Her çekirdek, her damla su, değil mi? Her tohum nedir? Bir ilmin tarifnamesi. İncele, bir ilim çıkar. Bir arada da o ki ilim çıkıyor. Biz de çayın nasıl ilimle yapıldığını görelim.
İşte bütün mevcudat. Böyle evveline dikkat edilse bir ilmin tarifnamesi. Ve ahirine dikkat edilse son kısmı yani meyvelerine bir saniyin planı. Bir ustanın planları hep onun içinde. Ve beyannamesi. Ne varsa ne yaptıysa açıklaması orada. Ve zahirine baktıkça dışına baktıkça bir fail muhtar. Belli ki irade sahibi bir fail orada iş görüyor. Niye? İrade sahibi ki kaşım gibi alnında da saç çıkmıyor. Orada irade ediyor, orada etmiyor. Ayrıca başımın saçı gibi, anlatabilir miyim? Kaşım uzamıyor. Arkadaşlar, kaşın uzamaması ne demek biliyor musun? 60 yaşına gelince görürsünüz. Benim kaş şu anda uzuyor. Ve ben ayda bir berber onu düzeltiyor veya ben düzeltiyorum. Aykırı aykırı kıllar çıkıyor. Düzen bozuluyor Ahmet. Kaşlarına güvenme. Dündar. Çok enteresan ya. Küçük bir sapma. Bir de saçım gibi büyüse zaten milletin içine çıkamam. Var böyleler biliyor musun? Ormanda kalmış hayvanlara dönen bazı insan tipleri var. Böyle her tarafından kıl çıkıyor. Aman ya Rabbi ya. Bir irade var yani. Buraya çık diyor. Çıkma, uzama diyor. Çıkamam uzama. Buraya da hiç çıkma diyor. İster misin alnında da sakal? Yenge korkar, çocuk korkar. Ve bir fail-i muhtarın iradesi mükemmel olan bir failin ve müridin irade sahibi olan bir zatın gayet sanatlı ve tenasüplü bir hülle-i sanatı. Sanat giyeceği, hülle, cennet elbisesine hülle diyoruz biz. Ve batınına baktıkça dışı böyle. Ya içi nasıl? Bir kadirin, kudreti nihayetsiz bir zatın gayet muntazam bir makinasını müşahede ediyoruz. İçeride neler çalışıyoruz? Benim laptopu aç, neler var içinde? Ben anlamıyorum, bizim Ahmet İlker anlıyor. Ya bizim kafamıza assak içeride o beyinde neler var? İşte şu hal ve şu keyfiyet. Biz zarure ve bilbida, açıkça ve zaruri olarak ilan eder ki hiçbir şey, hiçbir zaman. Çünkü her an değişiklik var. Onun için hiçbir zaman dedi. Hiçbir mekan, bir tek saniye Zülcelal'i. Kainatı yaratan ustanın kapsayı tasarrufundan hariç olamaz. Hariç oldu mu illa bir yerde mizansızlık veya nizamsızlık olur. Her bir şey ve bütün eşya, bütün şunatıyla, halleriyle bir kadir-i müridi, iradesi mutlak olan bir kudret sahibinin kabzayı tasarrufunda tedbir ediliyor. Müdebbirul emr diyor Kur'an-ı Kerim. Ve bir Rahman-ı Rahim'in rahmeti ve nimeti nihayetsiz olan Allah'ın tanzimiyle ve lütfuyla güzelleştiriliyor. Ve bir Hannan-ı Mennan'ın merhameti nihayetsiz, ihsanı ve bağışı sonsuz olan Allah'ın teziniyle, süslemeleriyle süslendiriliyor. Evet, başında şuur ve yüzünde gözü bulunana şu kainat ne kadar güzel bir ifade. İnne fî zâlike le âyâtin li ulil elbâb. O ayetin manasıdır bu. Bu alem herkes için değil. Başında şuur, yüzünde gözü bulunana. Akılsız olanlar ne anlar bu işten? Şu kainat ve şu mevcudattaki nizam, mizan, tanzim, tevzin, bir tek, yekta eşi olmayan, vahid sıfatlarında tek, ehad zatında tek, kadir, kudreti nihayetsiz, müri, her şey iradesine bağlı olan, alim, ilmi her şeyi kuşatan, hakim, hikmetsiz iş yapmayan bir zat-ı vahdaniyet mertebesinde gösteriyor. Evet, her şeyde bir birlik var. Birlik ise biri gösterir. Mesela dünyanın lambası olan güneş birdir. Öyleyse dünyanın maliki dahi birdir. Mesela zemin yüzünün yüzündeki zihayatların hizmetçileri olan hava, ateş, su birdir. Öyleyse onları istihdam eden ve bizlere musahhar eden, emrimize veren Allah dahi birdir. Üçüncü kelimeyi de okuyoruz. Kısa çünkü. La şerikele. Asla ortağı yok.
şu kelimeyi 32. sözün 1. makamı gayet kuvvetli ve şaşalı bir surette ispat ettiğinden ona havale ederiz. 32. sözde hakikaten muhteşem bir şekilde izah ediyor. Onun fevkinde beyan olamaz. Yani o risalenin üstünde bir izah olamaz. Yani kainatta Allah'tan Allah'ın ortağı olmadığına dair. Ondan daha ileri beyana lüzum yok ve izah edilmez. Cezakumullahu hayran kesira, kapatma. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Böylece 3 kelimeyi okuduk. 11 kelimeden ne kaldı bakalım? Söyle. 8 kelime kaldı. 2 şeyi söyleyeyim. Herkes de duysun. Birinci şey. Arkadaşlar, 5-6 senedir devam eden ve bir Hollandalı'nın da içinde bulunduğu 3-4 kişilik bir heyet tarafından hazırlanan Ahmet Said Karadeniz kardeşimin koordine ettiği ve hakikaten diyebilirim ki yani belki de yabancı dillere tercüme noktasında en kaliteli bir tercüme olduğuna inandığımız. Yani ben göstereyim. Çok güzel oldu. Bakın ayetleri aynen aslı gibi verdik. Dipnotlarda sadece mealleri ve kaynakları verdik. Abdullah Yayın abiye takdim eyledik. Hüsnü Bayramoğlu abiye takdim eyledik. Fırıncı abiye takdim eyledik. Hepsi de dua ettiler. Hatta ağladılar. Yani çok da kaliteli bir baskı yapıldı. Ve Risale-i Nur'un en önemli eseri olan Sözler, Büyük Sözler diye biliniyor. Flemenkçe'de The Warden olarak şu anda baskısı, birinci baskısı tamamlandı. Benim kardeşlerimden istirhamım şu, yani bir defa üzeri fiyatı, eğer biz masraflarımızı hesaplayarak fiyat koysak herhalde 250 euro koymamız lazımdı. Hayır, 900 kaç sayfa? 94 sayfa, yani 1000 küsur sayfalık bu eser, biz 30 euro koyduk. İki tane alanlara 20 eurodan vereceğiz. Eğer 5'ten fazla alırlarsa 18 euro, yani %40 indirim yapacağız. Tek alırlarsa 30 eurodan bir kuruş inmeyeceğiz. Yani bu parasını çıkarmak falan değil. Yani sadece, ama benim size tavsiyem, farz edin ki acil bir misafiriniz geldi, yemek yedirmek mecburiyetinde kaldınız. Her böyle buradaki hakikaten ehli iman sahibi ve flemenkçeyi bilen insan iki tane almalı ve birisini mutlaka hediye edeceği bir adam bulmalı veya hanımefendi bulmalı. Diğerini de kendi elinde muhafaza etmeli. Bu duyuracağım birinci mesele. İkinci mesele, bu da çok önemli. Muhterem kardeşlerim, 7 Haziran. Ne günü? Haftaya bugün. Yani salı günü. Maşallah. Burada biliyorsunuz iftar çok erken oluyor. Saat kaç bakalım iftar? 10-7 geçe. 10-7 geçe. Yani maşallah. Türkiye'de Allah-u Alem millet teravih falan kılmış oluyor. 10-7 geçe Rotterdam İslam Üniversitesi'nin geleneksel iftar günü var. Herkes davetli. Müslümanı, gayrimüslimi. Hanımefendisi, beyefendisi. Çocuğu, büyüğü. Genci, yaşlısı. Ne olur o gün o bayrama katılın. Bizi de sevindirin. Oldu mu? Ali Bey, o gün tek bir sergi açacaksınız. The Warden. Ve küçük risaleler. Oldu mu? Haydi bakalım. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha.